insan parkını tamamen kapatman gerek. Orası fazla tehlikeli. Evet, o insanlar kontrolden çıkmış. Bütün kurabiyelerimi yediler ya. Sorunlar olduğunu anlıyorum ama bence ufak tamiratlarla yeraltı dünyasının bir numaralı korku parkı olabilir. Kediler. Evet, muhtemelen park kapısını kapatmalıydık. Neden peşimizden geliyorlar? İnsanların ne istediklerini bilmek imkansız. Çapraz bulmaca mı, ananaslı pizza mı, sahilde uzun yürüyüşler mi? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Gulyabaniler aşkına bakın. Üstümde bebek var. Alın şunu. Bu iyi olmadı. İnsanlar hakkında bir şey biliyorsam o da kitilerin yavrularını aşırı korudukları. Peki o zaman tek yapmamız gereken bebeği geri vermek değil mi? Benim. Ufak bir sorun. Ne kadar çekersek çekelim onu bırakmıyor. Kitiler geliyor. Sonraki canı seven kaçsın. Sanırım onları ektik. Ama ben bu bebekten kurtulamıyorum. Eğer kitiler Hank'i istiyorsan onu verip kedimizi kurtarsak olmaz mı? Ne? Mesela yani. Bu iyi bir plan ama insan kokusu hepimizin üstüne sindi. Bunlar kitiler. Her neyse, içeri giremezler. İnsanlar kapı kolu kullanamaz. Evet be. Kapıyı açıyorlar, öğreniyorlar. İnsanların kapı açmayı zaten bildiklerinden eminim. Onlar durdurulamaz. Kapana kısıldık. Ne yapacağız, ne yapacağız? Doktor Gilman'ın araştırmasını hatırlayın. Kitinin bebeğe ninni söylediğini anlatmıştı hani. Bu adam kuş yemeye de çalıştı. Evet. Ama belki şarkı söylersek bebek uyur ve Hank'i bırakır, ne dersiniz? Hey küçük insan, gitme vakti. Şimdi, şimdi. Annene geri dön, bir gözleme ye. Gözleme, gözleme. Tamam, in artık. İyi uykular. Evet. Yapabileceğinizi biliyordum.